Aynı filmi bizlere tekrar tekrar izlettirmeye devam ediyorlar. Biliyorsunuz 6.80 seviyesinden 7.30'lara kadar çıkmıştı. Sonrasında gelen satış baskısıyla 6.70 hatta 6.60 seviyelerine kadar gevşemişti. Bugün de 8.60'a kadar giden doların 7.70 hatta 7.60 seviyelerine kadar düştüğünü görüyoruz. Peki bu bir trend değişikliği mi? Bana göre değil. Nedenlerini bu videoda sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. 7.60 seviyelerini gördük dolarda. Şu sıralarda 7.71-7.72 seviyelerinde geziniyor. Peki neden gevşiyor? Çünkü piyasada 400-500 bas puanlık bir faiz arttırımı dedikodusu yapılıyor arkadaşlar. Söylenti o ki Cumhurbaşkanı'ndan Naci Ağbal izin almış, 400 bas puanlık bir faiz arttırımına gidecekmiş. 400 bas puanlık bir faiz arttırımı yeterli olacak mı sorusuna kimsenin cevap verdiği yok elbette. Türkiye'de 11.89'luk bir enflasyon var Eylül ayı itibarıyla. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun yükseliş eğiliminin artarak devam ettiğini göreceğiz. Yıl sonunda %14 ile %15 aralığında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Bugün 400 bas puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirilirse faizler %14.25 seviyesine çekilmiş olacak ama yıl sonunda yine de negatif reel faiz ortamında biz ilerlemeye devam edeceğiz. Bu da yeni faiz artırımı taleplerin gelmesini beraberinde getirecek arkadaşlar. Bugün Merkez Bankası 400 bas puanlık bir faiz artırımı yapsın diyenler Ekim ayında bir 300 bas puan daha artırsın, Kasım ayında bir 400 bas puan daha artırsın, Aralık ayında bir 300 bas puan daha artırsın diye baskı yapmaya devam edecekler ve bu baskıları karşılık bulmazsa da doların yükseliş eğilimi devam edecek. Ola ki faiz artırımlarını arka arkaya yapmaya devam ederse de Merkez Bankası bu kez de %25'e varan bir faizle karşı karşıya kalacağız. Bu kadar yüksek bir faizi acaba Cumhurbaşkanı kaldırabilecek mi? %20-25 ortamına girmiş bir faiz doların yükselişini engeller mi? Belki kur şoku yaşanmasının önüne geçer ama kurun yükselişinin önüne geçmez arkadaşlar. Bir aylığına, iki aylığına, maksimum üç aylığına doları bu seviyede tutmayı başarır Merkez Bankası ama sonrasında yeniden kur emin adımlarla yükseliş eğilimine devam eder. Çünkü %1, %2'lik bir faiz oranı için hiçbir yerli yatırımcı götürüp parasını bankaya yatırmayacak Türk lirası olarak. Dolar talebi, altın talebi devam edecek. Yabancılar gelecek mi? Yabancıların risk sevenleri belki gelecek ama risk sevmeyenlerinin büyük bir kısmı yurt dışında kalmaya devam edecekler. Türkiye yakın zaman içerisinde bir swap anlaşması gerçekleştirebilecek mi? Amerika ile ya da Avrupa Birliği ülkeleriyle? Hayır arkadaşlar. Bu sorunun cevabı çok net bir şekilde hayır. Peki 180 milyar dolarlık kısa vadeli borcun yurt dışı kaynaklardan elde edilmesi mümkün mü? Bunun da cevabı çok net bir şekilde hayır. Korona hızla yayılıyor. Avrupa Birliği ülkeleri hem sınırlarını hem de ekonomilerini hızlı bir şekilde kapatmaya devam ediyor. Bu bizim özellikle ihracatımız önünde çok ciddi bir engel. Aynı zamanda kuru baskılamaya çalışıyorsunuz faizleri arttırarak ve kuru belli bir seviyede tutarak aslında rekabet gücünüzün de sıfıra vurmasını beraberinde getiriyorsunuz. Bu cari açığın her geçen gün biraz daha artmasını beraberinde getirecek arkadaşlar. Bugün itibarıyla 12 aylık ortalamadaki cari açık 46 milyar dolara ulaşmış durumda. Demek ki biz bu yıl sonunu 40 ile 45 milyar dolarlık bir cari açıkla kapatacağız. En iyi ihtimalle, kötü ihtimalle 46 milyar doların da üzerine çıkacağız. Kuru baskılamaya devam edersek, yani kur üzerindeki rekabet avantajını kaybedersek bu cari açık hiçbir şekilde döndürülemez hale gelecek. Öyle ya da böyle kur büyük bir şokla karşımıza çıkacak. Şimdi siz arka arkaya faiz arttırımları yapıyorsunuz. Faizleri %25 seviyesine kadar yükselttiniz. Çok yüksek bir cari açığınız olursa sizin yüksek faiz ortamınıza rağmen kimse buraya gelmeyecektir. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek kur ortamı demek. Bunun diğer bir açılımı Türkiye'nin Arjantin ya da Venezuela gibi çok tehlikeli bir sürece sürüklenmesi demek. IMF ile de anlaşma yapmayacağım diyorsunuz.
diyorsunuz. E o zaman bu işi nasıl çevireceksiniz? Amerika'ya olan ilaç borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz? Avrupa Birliği'ne olan ithalat girdilerinizin parasını nasıl ödeyeceksiniz? Merkez Bankası rezervlerinizi nasıl dolduracaksınız? Vatandaşı korkutarak mı? Kuru bak geriye çekiyorum, faizleri arttırıyorum. Ya kuru bu seviyelerden bozarsın ya da daha düşük kura katlanırsın diyerek mi Merkez Bankası rezervlerini dolduracaksın? Türkiye'de kimse zararına kurunu bozmayacak. Beklemeye devam edecek. Parası olanlar da düşük seviyelerden dolar almaya devam edecek. Yabancılar bu seviyelerden dolar alıp paralarını kaçırmaya devam edecekler. Bakın bugünkü beklentilere şöyle bir göz attım. Hangi kurumlar ne kadar faiz arttırımı bekliyor diye. Goldman 475 baz puanlık bir faiz arttırımı yapmalı diyor Merkez Bankası. Societe General 400 baz puanlık bir faiz arttırımı yapmalı diyor. TD Securities de 575 baz puanlık bir faiz arttırımı yapmalı diyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Taban 400, tavan 575. Hangisi daha gerçekçi derseniz açık ve net söyleyeyim 575 baz puanı olan. Çünkü ancak 575 baz puanlık bir faiz arttırımı yapıp faizi %16 seviyesine çekerse belki %1'lik bir reel faiz ortamına girmiş olacak Merkez Bankası. O da sadece Eylül ayı için arkadaşlar. Evet Eylül ayı için. Çünkü Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yükselecek enflasyonla birlikte otomatikman bu reel faiz ortamı tekrar negatif seviyeye geçmiş olacak. Çıkmanın tek yolu tekrar 300-400 baz puanlık bir faiz arttırımı yapmak. Sonrasında enflasyon yükseldiğinde bir kez daha 300-400 baz puanlık bir faiz arttırımı yapmak. Böyle %20 ile 25 arasındaki faiz ortamına girmek. Bu geçmişte yapılan hataların katmerlisidir. Bakın çok net söylüyorum size. Geçmişte bu hatalar yapıldı ve bedelini bizler 120 milyar dolar harcayarak ödedik. Bugün çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalırız. Çünkü bir yandan yüksek faiz, bir yandan yüksek kur, bir yandan yüksek enflasyon ortamına gireriz ve Türkiye ekonomik güvenilirliğini tamamen kaybeder. Merkez Bankası eğer ki faiz arttırımı sürecine girerse çok ağır bedeller ödemeye de hazır olmalı. Peki yanlışlıkla faiz arttırımı olmazsa ya da piyasanın beklediği gibi böyle 400-500 bas puanlık bir faiz arttırımı gelmezse, yani Merkez Bankası tutup da 100-150 baz puanlık bir faiz arttırımı yaparsa tablo ne olur? Bir anda 9 liraları zorlayan bir dolar kuru görürüz. Bu kez piyasa bu durumu asla affetmez. Çünkü artık bir beklenti yaratıldı. Piyasadaki bu dedikodunun önü kesilmedi. Resmen kabullenildi. Keza Cumhurbaşkanı'nın yaptığı dünkü açıklamada bunu destekledi. Bu faiz arttırımı gelmezse çok ciddi bir kur çıkışı görürüz. Türk lirasının çok daha hızlı bir şekilde değer kaybettiğini görürüz. Engellenemediğini de fark ederiz arkadaşlar. Öyle tehlikeli bir tuzağın içine çekildik ki bu tuzağın içinden bu saatten sonra çıkmamız çok ama çok zor bir hale geldi. Oysa Merkez Bankası geçen ay yapılabilecek en doğru şeylerden birisini yapmıştı. Faizleri tüm beklentilere rağmen sabit tutmuştu. Bu Merkez Bankası'nın öngörülebilirliğini de ortadan kaldırmıştı. Piyasanın faizi ya da Merkez Bankası'nı yönetmesinin önüne geçilmişti. Merkez bankalarının yapması gereken budur. Piyasanın suyuna gitmeye kalkarsanız, piyasanın her dediğini yapmaya kalkarsanız bu işin önünü alamazsınız ve göreceksiniz. Ayın 19'unda Merkez Bankası piyasanın suyuna gitmek zorunda kalacak. Çünkü artık bu işin önünün kesilebileceği bir pozisyondan çıktık. 400 bas puanlık faiz arttırımı sonrasında dolar tepe taklak olur mu? 6 lira, 5 lira, 4 lira seviyelerine gider mi? Gitmez. Aksine dolar o 400 bas puanlık faiz arttırımı sonrasında yükseliş eğilimini hızlandırır. Çünkü yeni yeni faiz arttırımı beklentileri doğacak. Öbür taraftan dünya büyük bir çıkmaza doğru ilerliyor arkadaşlar. Bakmayın bugün altının onsunda bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüşün gerçekçi olmadığı çok net bir şekilde ortada. Herkes şu anda koronaya kulaklarını tıkamış durumda. Herkes şu anda teşvikler hiç gelmeyecekmiş gibi davranmaya başladı. Oysa hem teşvikler gündemde hem de koronanın yıkıcı etkisi her geçen gün biraz daha artıyor. Bakın Almanya'nın başbakanı şansölyesi açıklama yapıyor Merkel. Diyor ki ikinci dalga birinci dalgaya göre çok daha sert olacak.
52 milyon insanı aşmış vaka sayısı var. Öbür taraftan günlük ölümler 12 bin kişiyi aşmış durumda arkadaşlar. Dünyada ekonomiler hızla kendilerini kapatıyorlar. Ülkeler hızla kendilerini kapatıyorlar. İlişkilerini tamamen sınırlı hale getiriyorlar. Vatandaşlarını sokağa çıkmamaya ikna etmeye çalışıyorlar. Sokağa çıkmaya kalkan vatandaşlarına da ciddi kısıtlamalar getiriyorlar. Bunların arasında Türkiye'de var. Bu kadar hızla daralan ekonomilerde önümüzdeki süreçte arka arkaya açıklanan teşvik paketleri olacak. Amerika'da peki 5 trilyon dolarlık bir teşvik paketi her an açıklanabilir. Bu açıklama geldiğinde siz altının onsunun bu seviyelerde kalabileceğini düşünüyor musunuz? Bakmayın şu anda altının onsu gevşiyor. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi gösteriliyor. Biden'ın gelmesiyle birlikte bütün sorunlar çözülmüş gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Korona meselesi önümüzdeki dönemde de gündeme damgasını vurmaya devam edecek. Ekonomileri sarsmaya devam edecek. Merkez bankaları varlık alımlarını, hükümetlerse mali teşvikleri açıklamaya devam edecek. Bu kadar piyasaya giren para doların ve altının yukarıya seyrini hızlandıracak. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere bu dolar gelmeyecek. Tasarruf eğilimini arttıracak. Altının yükselişini hızlandıracak. Altının onsunun rekor üzerine rekor kırdığını göreceğiz. Lütfen kısa vadeli düşünmeyin diye sizleri özellikle uyarmaya çalışıyorum. Bu tür dalgalanmalara, bu tür geri çekilmelere inanmayın diye özellikle sizleri uyarmaya çalışıyorum. Türkiye'de doların düşme ihtimali olmadığı gibi yurt dışında, dünya piyasalarında da altının düşme ihtimali yok. Çok riskli bir sürece ilerliyoruz. Emin olun 2021 yılı 2020 yılından çok daha tehlikeli, çok daha zor bir yıl olacak. Arka arkaya teşviklerin açıklandığı bir yıl olacak. Ekonomilerin büyük darbeler aldığı, belki de büyük ekonomik buhranların konuşulduğu bir yıl olacak. Ve bu altın piyasasına eğilimin çok daha fazla artmasını beraberinde getirecek. Dolar 7.70 seviyelerine gelmiş durumda. Buyursun gelsin. Önemli olan bu seviyelerde kalabilecek mi, kalamayacak mı? Hele ki yanlışlıkla Merkez Bankası piyasanın şu beklentilerini gerçekleştirmezse işte o gün kurun nereye gideceğini kimse tahmin edemez. Euro, sterlin aynı ölçekte yükseliş eğilimlerini devam ettirecek. Euro dolar paritesi şu anda 1.18 seviyesinde. Avrupa Birliği'nin 750 milyar euroluk paket açıklaması ile birlikte bir miktar gevşedi ama tekrar kendisini 1.18'in üzerine attı. Acaba Amerika'dan gelecek teşvikler ufak ufak somutlaşıyor olabilir mi arkadaş? Bu yüzden euro tekrar değer kazanmaya başlıyor olabilir mi? Ve bu yüzden altının onsu bugün şu anda bulunduğu 1870'li seviyelerden çok hızlı bir şekilde 2000'lerin üzerine çıkacak olabilir mi? Onun için sakin olun lütfen diyorum. Bunlar çok ciddi tuzaklar. Bu tuzaklara düşerseniz büyük kayıplara uğrarsınız. Ve bu büyük kayıpları da öyle kısa vadede telafi edemezsiniz. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.